hastalıklarından, miyom ve kistlerden de biraz bahsedelim. Miyom, kist neden, niçin oluşur? Bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğer arıtmaya çalışır. Nasıl? B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit. Bağırsaktan gelen toksik madde, neden bağırsaktan toksik madde geliyor? Normal olarak her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var. Bunun %99'u faydalı bakteri, vitamin üretirler. Arı gibi, arı nasıl bal üretir? Faydalı bakteriler B6, B12 vitamin üretir. Fakat kişi, dedim ya, yanlış besleniyorsa, işlenmiş gıda tüketiyorsa veya kimyasal ilaç kullanıyorsa faydalı bakteriler azalır. Yerine zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler nereye gidiyor? Karaciğere gidiyor. Karaciğer bu toksik maddeleri arıtmak için B6, B12 vitamini ve folik asit harcar. Zamanla karaciğer artık arıtamaz hale gelir toksik maddeyi. Ne yapacak? Depolayacak. Nereye? Hangi organda zafiyet varsa oraya depolar. Böylece miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör oluşur. Bütün bu oluşumları aslında sebebi asidozdur. Evet. Asidoz nedir? Hastalıkların %95'ini tetikleyen şey asidozdur. Asidoz bir sebebi, birinci sebebi aşırı et, peynir, yumurta yemek. Aşırı hayvansal gıda yemektir. Birinci sebebi. Bu %10 bundan kaynaklanır. İkinci sebebi asidozun alkol tüketmek. Karaciğer alkolü aside dönüştürerek yok etmeye, sıfırlamaya, nötrleştirmeye çalışır. Ve zamanla karaciğer yorulur, yağlanır. Asidozun ikinci sebebi alkol. Fakat en önemli sebebi asidozun %80 bağırsaktaki mantarlardır. Son 50 yılda çıktı bu. Daha önce böyle bir asidoz problemi yoktu. Neden son 50 yılda çıktı? İnsanlar doğal beslenmedi. Aşırı ilaç kullandığı için bunlar ortaya çıktı. Sünni beslendiği için. Mesela tahıl. Bulgur pilavı yiyeceksiniz. İçinde DDT var. Neden? İnsanlar ot öldürücü diye DDT atıyor tarlaya. Bulgur ekmek yiyeceksin, içinde DDT var. Yavaş yavaş kendini zehirliyor insanlar. Doğal yaşamdan koptuk. Sadece DDT değil. Dünyanın hiçbir ülkesinde DDT serbest değil. Türkiye'de el altından satılıyor böyle. Ya o da çok tuhaf. Mesela Almanya'da lavabo temizliğinde kullanılan birçok ilaç, hijyen, yani mutfakta, lavaboda, tuvalette kullanılan hijyen malzemeleri Almanya'da yasak olan şeyler Türkiye'de serbest. Neden? Çünkü Almanya'da yaşayan balıklar kıymetli. Almanya'nın suyu kıymetli. Almanya'nın ağacı, toprağı kıymetli, insanı kıymetli. Bizim insanımız kıymetsiz mi, değersiz mi? Bizim toprağımız değersiz mi? Orada yasak olan şeyler neden burada serbest? İnsan sağlığını tehdit eden bu tür malzemeler neden serbest? Bilmiyorum. İnşallah tedbir alınır.